Tekrar sizlerle sevgili izleyiciler ve aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi obezite cerrahi ve bariyatrik cerrahi operatör doktor Levent Bakışkan bizlerle. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz Hoş hocam. bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Çok sağ Hocam olun. bugünkü konumuz çok önemli bir konu. Evet. Obeziteden bahsedeceğiz. Evet. Aslında çağımızın büyük problemlerinden Aynen. biri. Ama konumuza geçmeden önce öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Çok teşekkürler. Nazik davetiniz için Rica kanalınıza. ederiz. Buyurun. İsmim Levent Bakışkan. Genel cerrahi uzmanıyım. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirdim. Hemen arkasından genel cerrahi ihtisasına başladım ve 2003 yılında genel cerrahi uzmanı oldum. 18 yıldır da genel cerrahi uzmanı olarak çalışıyorum. Genel cerrahi ile ilgili alanımdaki tüm ameliyatları bugüne kadar yaptım ama son yıllarda obezitenin çok artmasından dolayı Evet özellikle hocam. obeziteye daha fazla ilgilenir oldum. Çünkü hani bu doktor olarak buna sessiz kalamayacağımı düşünüyorum. Çok Evet önemli bir hocam. konu bu. Dünyaca hepimizin problemi aslında değil mi Kesinlikle hocam? Dünya Kesinlikle. Sağlık Örgütü de bu konuda bu tehlikeye işaret ediyor. Yaklaşık 2,4 milyar insan şu anda Maalesef hocam. obezite sınırında. Yani ve bunun da yaklaşık 600 milyon insan obezite ameliyatı olması gerektiğini Dünya Sağlık Örgütü bizlere bildiriyor. Yani bu kadar sayıda çok fazla artmış durumda. Hatta şöyle diyebilirim. Obeziteden dolayı olan ölümler, açlıktan dolayı olan ölümlerin Daha kat kat fazla. kat kat önüne geçti. Evet. Ve önlenebilir hastalıklar arasında da sigaradan sonra ikinci sırada Evet hocam. obezite. Bu açıdan da çok Peki önemli. hocam biz kimlere obez diyoruz? Bunun herhangi bir testi var mı? Nedir Tabii, obezite? tabii ki. Şimdi obezite aslında vücutta aşırı yağın artması. Tabii ki her insanın vücudunda belli bir miktar yağ olması gerekiyor. Ama bunun çok fazla artması durumunda buna obezite adını veriyoruz. Ama bu tabii ki bunu bir matematiksel olarak da böyle bir kritere bağlamak gerekiyor. Aslında insan vücudu bir matematik değil ama yani bunu da bir yerde hani tanımlamak için gerekiyor. Burada biz vücut kitle endeksinden bahsediyoruz. Evet, en Bu önemlisi da de bu değil mi? tüm dünyada da bu zaten hani kriter olarak en başta alınan şeylerden birisi. Hesaplaması da çok kolay. Herkes kendi evinde de bunu hesaplayabilir. Kilomuzu boyumuzun karesini bölüyoruz. Yani şöyle açıklayayım. Benim boyum 1,76. 1,76 ile 1,76'yı çarpıyorum. Ortaya çıkan sonucu kiloma bölüyorum. Benim kilom da 76. 76 bölü o boyumun karesi dediğimiz 1,76 ile 1,76'yı çarptığımızdaki sonucu Sonuç. vücut kitle endeksi diyoruz. Burada da 18,5 ile 25 arasındaki değerlere normal diyoruz. 18,5'un altındakiler zayıf bireyler oluyor. 18,5 ile 25 arasına normal olarak nitelendiriyoruz. Ama 25'in üstüne overweight yani hafif kilolu artık sınıfına girmiş oluyor. Ama bizim için obezite nerede başlıyor? 30'u geçtiği zaman burada obezite diyoruz. Buna birinci sınıf obezite deniyor. 35'te ikinci sınıf obezite adını alıyor. 40'ın üstünde bizim için artık tehlike çanlarını çaldı. Bizim çok Çaldı. ilgimizin artık Evet bu hocam, odaklandı. kesinlikle. 40 üstü morbid obezite başlıyor. 50 üstüne süper obez deniyor. 60'ın üstüne de süper Tabii sayılar obez. yükseldikçe değil Tabii mi hocam? Daha gittikçe da bu fazla. şekilde bir tanımlama oluyor. Ama burada hayatı tehdit eden kısım özellikle bu 35 ve 40 vücut Arasında kitle korkmamalıyız endeksi hocam. burası olduğu zaman 35'in üstünde de çok büyük tehlike çanları çalıyor ama 40 üstü olduğunda zaten adı morbid obez oluyor. Yani işin içine artık ölümcül olabilecek kişinin hayatını dahi tehdit eden ek hastalıkların girdiği durumlar Bu ortaya durumda çıkıyor. hemen cerrahi müdahaleye geçiyor musunuz hocam, Hayır. yoksa öncesinde herhangi bir diyet Yok. Yani uygulanıyor mu? şimdi biz morbid obezlerde bile öncelikle bir diyet öneriyoruz. Mutlaka tabii ki Diyet öncelikle bir diyetisyene gitmesi öneriyorsunuz. gerekiyor. İki kere mutlaka bir diyetisyenle görüşmesini biz takip ediyoruz zaten. Başarısız iki diyet girişimi olması lazım. En azından bir 6 ay diyet girişiminin ve bunun başarısız olduğunu görmemiz gerekiyor. Tabii ki öncesinde bu kişiyi araştırıyoruz endokrinolojik açıdan. Hormonal bir bozukluğu var mı? Varsa öncelikle bunları düzeltmemiz Kesinlikle, lazım. evet. Psikolojik bozukluklar da çok önemli. Duygusal yeme açlığı olabiliyor. Yani duygusal Tabii bir o da takım etkiliyor zaten eksiklikler değil mi tabii ki hocam? bunlar bu Belli şekilde kronik etkileyebiliyor. rahatsızlıkları var mı? Sistemik Kronik hastalıklar. rahatsızlıklar, bazı uykusuzluk durumları bunlar hep böyle iştahı tetikleyebilen durumlar olabiliyor. Bunları gidermek gerekiyor. Biz bunları giderdikten sonra bu kişi de tabii ki arzu ettiği takdirde karşılıklı olarak konuşuyoruz. O zaman obezite cerrahisi gündeme gelebiliyor bu Peki aşamadan hocam, sonra. obezite neden bu kadar arttı? Ya aslında 1950 yıllardan beri dünyanın başına bela bir konu haline geldi. Yani burada da biraz işte gıda endüstrisinden bahsedebiliriz. Konu aslında derin bir konu. İkinci Dünya Savaşı'ndan başlıyor bunun hikayesi. İşte bir takım işte savaşlar uzun sürüyordu o Uzun, zaman evet hocam. yıllarca ve insanlara yetecek gıda. Ama savaşlar bittikten sonra gıda endüstrisi dikkatini bu noktaya yöneltti. Böyle derin bir konu aslında bu. Ve hani bizim de bilinçaltımıza da işleniyor. Biz bir markete gittiğimizde veya televizyon seyrederken işte ürün yerleştirme deniyor.
biz fark etmeden bilinçaltımıza bir takım şeyler böyle yerleştiriliyor. Hani aslında o ürün yerleştirmelerin altında özellikle mesela bir meyve suyu reklamında hocam. Özellikle evet. Çok dikkatimi de çekmiştir. Meyve suyu reklamı yapılıyor ama altında alt bantta işte sakın kullanmayınız, içmeyiniz. Evet, belli zaman aralığında kullanınız diye. Küçük bir şekilde evet. Geçebiliyor ama çok çeşitli böyle fast food ürünleri bizi bu şekilde bilinçaltımıza itiliyor. Bunun haricinde tabii ki hareketsizlik de çok fazla olmaya başladı. Artık gittikçe daha hareketsiz hale geliyoruz. Hazır en ufak gıdaları bir şey için bile, evet. Aslında en ufak bir şey için bile belki arabayla işte bir yere gidiyoruz. Bir çok rahat yürüyebileceğimiz evet, yere. Hocam, maalesef. En azından günde işte ben hani şey öneriyorum. 10 bin adım atmak lazım ama yani buna dikkat etmek gerekiyor. Hareketsizlikte bütün bunlar bir araya geldiği zaman maalesef hocam. Obezite de gittikçe artar. Peki bir hocam, hale hangi geldi. Hangi hastalıklara yol açar obezite? Çok önüne teşekkürler. Almazlar. Şimdi çok önemli hastalıklara yol açabiliyor. Bizim de zaten doktor olarak en çok rahatsız olduğumuz konu bu. Çünkü olay bir aslında estetik bir olay değil obezite dediğimiz şey. Biz bir obezite cerrahisi de kesinlikle estetik bir ameliyat değil. Gel seni estetik olarak işte plajda genç kızlarımız bikini giysin diye yapmıyoruz biz bu ameliyatı. Sağlığın tehdit eder hale geldiği için biz bunları öneriyoruz. Bunların başında hipertansiyon geliyor. Evet, en önemli en önemlilerinden birisi. Diyabet geliyor. Obezite başlı başına kendisi bir kere diyabete yol açabiliyor. Yani bu ve biz obezite cerrahisinden sonra hastaların tansiyonun düzeldiğini görüyoruz, diyabetinin düzeldiğini görüyoruz, hatta ilaçlarını bıraktığını görüyoruz. Bıraktığını görüyorsunuz. Tabii ki. Yani bu şekilde kalıcı tedavi şekilde de olmuş oluyor. Bunun haricinde bu obeziteden dolayı hiperlipidemi dediğimiz, hiperkolesterolemi bunlar yükselebiliyor. Bir de yine en önemli şeylerden birisi çok önemli bir nokta. Birçok kanser türüne de davetiye hazırlıyor. Kadınlarda özellikle meme kanserinden bahsedebiliriz. Kiloyla çok alakalı. Onun haricinde kolon kanseri yine çok giderek sayısı arttı. Bununla alakalı. Erkeklerde işte prostat kanseri, pankreas kanseri, rahim kanseri, endometriyum ve rektum kanseri de gene kiloyla çok alakalı. Bütün bu hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Çok ciddi kalp hastalıklarına sebebiyet verebilir. Bunun haricinde işte uyku bozuklukları yapabilir, davranış bozuklukları yapabilir, psikolojimizi bozabilir. Evet. Genç kızlarımızda adet düzensizlikleri yapabilir, gebe kalmasına işte engel olabilecek durumlar olabilir. Ve yine gene içlerinde çok önemli bir şey özgüvenimizin azalmasına sebebiyet verebilir. Kesinlikle. Yani mesela bizim için belki bir ayakkabı bağlamak çok önemli bir şey değil, çok sıradan bir şey. Ama morbid obez olan bir insan için inanın ben hastalarımdan biliyorum, eğilip ayakkabısını bağlamak çok büyük bir sorun. Yani bu şekilde sorunlar olabiliyor. Veya diyelim bir toplu taşıma aracına biniyor. İşte iki kişilik bir koltuğa sığabiliyor ve insanların bakışı onu çok rahatsız eder hale geliyor. Ve bu bir süre sonra bu insanlar kendilerini toplumdan o bakışlardan rahatsız oluyor. Ve kendini toplumdan da dışlamaya başlıyor. Hani bu şekilde de bir özgüven eksikliği oluyor. Ama mesela bizim işte gene ameliyat ettiğimiz hastalardan ben hani örnek olarak böyle canlı size vermek istiyorum. 140 kiloydu diyelim, ameliyat yaptık ve bir sene sonra işte 70 kiloya düştü. Hani o kendine olan özgüveni, hayata tabii ki daha değişik bir pozitif bakışı çok önemli. Peki hocam şunu soracağım, yani cerrahi müdahaleye gitmeden önce bir konsültasyon yapıyor musunuz diğer hekimlerle? Çünkü hasta durumuyla ilgili. Tabii ki. Çünkü psikolojik nedenler de çok önemli tabii burada ki. Dediğiniz gibi. Evet, yani birçok aslında hekimden geçip en son cerrahi müdahale yapılıyor kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, tabii ki. En son aşamada zaten biz geliyoruz. Eğer direkt bize geldiyse zaten biz hani bu aşamalardan geçmesini istiyoruz. Evet. Mutlaka bir heyet de bunu incelememiz gerekiyor. Endokrinolog olması gerekiyor. Hormonal bozukluk var mı? Az önce söylemiştim. Psikolojik bozukluğu var mı? Bunu mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Çünkü ciddi psikolojik bozukluğu olanlar ameliyattan sonra bir uyumsuzluk gösterebiliyor. Çünkü aslında biz ameliyattan sonra sihirli bir değnek değil, yeni ve sağlıklı bir beslenme biçimini hastaya onu geçmesini istiyoruz. Daha çok hareket etmesini istiyoruz ama burada bir uyum problemi yaşayacak hastalar buna uymuyor ve %10-20 kadar hastada işte 3 yıldan sonra kilo alımları bu tip hastalarda söz konusu olabiliyor. Bunu ameliyattan önce aslında değerlendirmek ve ortaya koymak gerekiyor. Çok ciddi bir psikolojik bozukluğu varsa zaten ameliyat yapmıyoruz o insanları. Onlarda da peki hocam şunu da soracağım. Ameliyat sonrası kilo alır mı dedik ama alıyor dediniz bazı hastalar. Dikkat etmezse bu konuda değil mi? Evet. Ya da ayrıca sistemik hastalıkları varsa o da tetikleyebiliyor mu hocam? Tabii ki. Şimdi aslında biz ameliyattan sonra kilo almak diye bir şey yok. Yani bu ilk yıl çok kuvvetli bir şekilde kilo vermek söz konusu olabiliyor. Yaklaşık %35 kadar fazla kilomuzu vermiş oluyoruz. Yani 150 kiloyu örnek verecek olursak yaklaşık %35'i o 50 kilo yapar. Bir yıl sonra bu kişi 100 kiloya düşmüş olacak. Şey pardon 6 ay sonra. Bir yıl sonra da yaklaşık %50 kilosunu verip 75-80 kilolarına gelecek. Hiçbir zaman için bu kişi eski kilolarına geri dönmez. Zaten yeni bir sağlıklı beslenme biçimine alışmış. İşte daha çok hareket etmeyi biz ona artık aşılamak diyelim yani o şekilde yeni bir hayat biçimini kurgulayabilirsek
Bu insanlarla hani bu ameliyattan önce de hatta bunu bu şekilde sağlıklı beslenmeye başlatıyoruz. Bu şekilde gidebilirsek ve hiçbir zaman da biz takipleri de bırakmıyoruz. Kilo alımı diye bir şey söz konusu olmuyor. Ancak %10-20 kadar hastada bir miktar kilo alımı dünyadaki yani istatistik olarak bunu vermem gerekiyor. %10-20 arası bir miktar kilo alabiliyor ama hiçbir zaman için eski kilolarına da geri dönüş olmuyor. Eğer ki tekrar kilo almaya başladığını görürsek zaten biz takipte oluyoruz. Onunla ilgili mevcut bazı zaten şeyler, hocam şöyle önlemler bir alabiliriz. VTR'miz var sizin hastalarınızdan gelen bir VTR'miz de var. Az sonra onu ekranlara getireceğiz. Hocam şunu da sormak istiyorum. Yaş aralığı var mı peki ameliyatlarda? Evet. Yani 18'de 65 yaş arası deniyor ama bu biraz daha genişletildi. Şimdi 14-15 yaşa kadar obezite ameliyatları indi ama 18 yaş altı olduğu için tabii ki ebeveynin iznini almak gerekiyor. Evet. Ama hani az önce de demiştim bu bir estetik değil. O çocuğun hayatını etkileyecek hocam, ciddi sorunlar. Hocam o kadar 14 yaşa kadar düştük mü? Maalesef evet. Hayatını etkileyecek sorunlar oluyor. Çocuk da bunun farkında. Anne baba da buna bir dur demek istiyorlar. Onların da rızasıyla bu 14-15 yaşa kadar inebiliyor. Üst sınırda son zamanlarda artık 70 yaşa kadar çıktı ama tabii kişisel performans önemli. Yani bazı insanlar da 70 yaşında çok dinçtir. Ve tabii hocam kesinlikle. Yaşadığı bölgeye göre değişir. Hiçbir sağlık problemi yok ve kendisi de obezite ameliyatı olmak istiyordur. Gene bir kurul kararıyla bunlar da değerlendirilebilir. Peki hocam farklı bir komplikasyonla karşılaştınız mı ameliyat esnasında? Bugüne kadar çok şükür önemli bir komplikasyon. Hiç benim serimde olmadı. Hiçbir sorunda karşılaşmadım ama dünyadaki hani serilerden konuşmak gerekirse yani her ameliyatta bu söz konusudur. Bir ufak bir ihtimal olarak tabii ki her ameliyatta dediğim gibi var. Kanama olabilir. Enfeksiyon olabilir. Bu ameliyatların özel bir komplikasyon olarak ameliyat yerinde dikiş hattında bir sızdırma söz konusu olabiliyor. Tabii ki bunu erken tanırsak ki bunu erken tanımak için de bir takım testlerimiz var. Erken konduğu takdirde de zaten çok büyük bir sorun olmaktan çıkıyor bu durumlar. Evet. Peki hocam sonrasında iyileşme süresi ne kadar oluyor hastalarımızın? Aslında masa başı bir iş yapan birisi ise bir hafta sonra bu kişiler iş başına dönebilir. Tabii hastane yatış süreleri de kısa. 2 ya da 3 gün gibi bir hastane yatışımız söz konusu. Bir hafta sonra masa başı iş yapan birisi ise normal hayatına dönebilir. Ama çok ağır iş yapan birisi ise 3-4 hafta gibi çok ağır böyle beden işi yapan birisi ise 3-4 hafta sonra işine dönebiliyor. Peki belli bir süre yeme ve içmesine dikkat edecek mi hocam hasta? Şimdi ameliyattan sonra... Yoksa kendisi böyle yemek istese de yiyemeyecek mi yani ameliyattan sonra? Yani bir kere şimdi ameliyattan da ben size nasıl yaptığımızı kısaca bahsedeceğim. Aslında hani bir şeyimiz vardı ama ondan... bahsedebilirsem. Buyurun hocam. Şimdi hem bir mideyi küçültüyoruz, bir kısıtlayıcı bir ameliyat yapıyoruz biz ameliyatta. Eskiden mesela 5-6 köfteyle duyan bir insan artık bir köfteyle duyuyor. Zaten midesi de fazlasını almak istemiyor zaten. Hani o yönden bir kısıtlayıcı şey var. Fakat eski ameliyatlardan farklı olarak buradaki farkı midenin üst kısmında fundus dediğimiz yerde iştah hormonu salgılayan kısmı da biz bu ameliyatta çıkarıyoruz tüp midede. Ameliyatın da geçmiş ameliyatlardakine göre başarısı bu oluyor. İştah hormonunun çıkması ve bu yüzden de çok başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Grelin hormonu çıktığı için yani hem bir kısıtlayıcı bir etkisi söz konusu, ikincisi de iştah hormonunun artık vücutta salgılanmaması sebebiyle bu kişilerde iştah artık eskisi gibi olmuyor. Ama biz zaten ameliyattan sonra da kendisine bu nasıl beslenmesi gerektiğini söylüyoruz. Şimdi hastalarınızdan da dinleyeceğiz hocam. Bir VTR'miz de var hemen gelsin ekranlara. Onu da hemen bekleyelim. Herkese merhaba. Ben 2018 Eylül ayında Levent Acar'la tüp mide ameliyatı gerçekleştirdim. Yaklaşık 110 kiloydum ve ameliyattan 8 ay sonra ideal kiloma kavuşmuş bulunmaktayım ve kilomu da koruyorum. 65 kiloyum şu an. Elbette ki bu bir sihirli değnek değil. Size de düşen görevler olacaktır. Ama hiç korkulacak bir ameliyat değil. Eğer ki Levent Hoca'yla olacaksanız içiniz her zamankinden daha rahat olsun. İyi ki onunla tanışmışım. İyi ki bu ameliyatı olmuşum. Herkesin hayalindeki vücudu, hayalindeki sağlığı yaşaması dileğimle. Hoşçakalın. Merhaba. Tüp mide ameliyatı olmaya gerçekten kendime verebileceğim en güzel hediyenin bu olduğunu düşündüğüm için karar verdim. Ve arkadaşımın tavsiyesiyle, çünkü o da bu ameliyatı olmuştu Levent Bey'le. Onun tavsiyesiyle de Levent Bey'le tanıştım. Ve 3 hafta gibi bir sürede de hiçbir komplikasyon, hiçbir sorun yaşanmadan işime geliyordum. Ben Hülya Ayan. 1957 doğumluyum. Daha önceleri 110 kilodaydım. Ve sağlığım çok kötüydü. Levent Bey ile karşılaşınca, Levent Bey bana seni zayıflatacağım Hülya Hanım. Çok sağlıklı bir bayan olacaksınız diye söz verdi. Ve sözünde durdu. Ben de onun söylemiş olduğu her şeyi tatbik ettim. Ve şu anda 20 kiloya yakın bir kilo verdim. Sağlığım çok yerinde.
Bütün haplarımı geride bıraktım. Hiçbirisini kullanmıyorum. Ne tansiyon hapını ne şeker hapını almıyorum. Daha önceki bu haplar kiloya bağlı olarak kullanıyordum. Şimdi sağlığım yerinde, doktorumu çok öpüyorum. Merhaba, Levent Hoca'yla geçen sene 97 kiloyken tanıştım. 11 ay oldu, şu an 65 kiloyum. Her şey yolunda, gayet iyi gidiyor. Kontrollerim de iyi. Ben aramazsam Levent Hoca arıyor, takibi de çok iyi. Levent Hoca'yı çok seviyorum. İyi ki ona ameliyat olmuşum. Öncelikle herkese merhaba. Ben Ali. Sağlık problemleri olan bir insandım. 160 küsür kiloydum. Eşimin sayesinde Levent Hoca ile tanıştım. Sağ olsun çok yardımcı oldu bu konuda. Tüp mide ameliyatı yaptı bizi. Önceden ayakkabımın bağını bile bağlayamazken şimdi her yere koşarak, yürüyerek gidiyorum. Çok rahatım. Eylül ayında ameliyat olmuştum. 160 küsür kiloydum. Şu an 125 küsür kiloyum. Yani 40 kilo yakın bir kilo verdim. Uyku apnem vardı. Sağlıklı bir uyku uyuyamıyordum. Gece yarıları kalkıyordum. Levent Hoca'dan Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ederim. Levent Hoca'ya da saygılarımla buradan. İyi günler. Size ve bir hafta sonra da normal hayatlarına dönmüştür, evet, hocam. Evet. Yani şimdi obezite... Senin korkması gerekmeyen bir aslında ameliyat değil mi hocam? Yani morbid obez olduysak bu ameliyattan çekinmememiz gerekiyor. Evet. Çünkü dünyadaki hani izlememiz gereken şablon bu şekilde. Öncelikle işte iki başarısız diyet girişimi olması gerekiyor. Ama şuna da hani önemli. Artık 6 kere 7 kere başarısız diyet girişimleri olmuş. Ya bunu gidip de tekrar bir 8. Evet, başarısız olabileceğini baştan bildiğimiz bir diyet vermemizin artık bir anlamı yok. Aslında teknik sorun diyebiliriz aslında, değil mi hocam? Evet. Yapılan şimdi artık çünkü bu insanların da hani ameliyatta önünü açmak gerekiyor. Onları kesinlikle korkutmamak gerekiyor. Çok önemli yapılmış sözlerim, şu araştırmayı da bir tamamlamak isterim müsaadenizle. Bir İsveç çalışması yapılmış. Çünkü bu obezite de çok önemlidir. Hı. 1980'den 2000 yılına kadar 1000 hastada yapılmış bu çalışma. Evet hocam. 1000 hastaya ameliyat yapılmış, morbid obez 1000 hastaya. 1000 hastada diyetle takip edilmiş. Ve 20 yılın sonucunda da şöyle bir sonuç çıkıyor. Evet. Sadece diyetle takip edilenler obezite ameliyatı yapılanlara göre 13 yıl daha erken ölüyorlar. Daha erken. Hayatlarından bir 13 yıl çalmış oluyor. Biz bu hani... Başarısız diyet girişimleri, morbid obez birisine evet ya hocam, git tekrar maalesef yap, tekrar yap, git ameliyat olmadı dediğimizde hayatlarından 13 yılı çalmış oluyoruz. Ama maalesef tabii ki en önemli obeziteden korunma yolu baştan hiç obez olmamak. Bunu dile getirmiş olalım. Hiç obez olmayalım. Bunun için gerekli şeyleri yapalım. Evet hocam. Daha hareketli olalım. İşte beslenmemize dikkat edelim. Hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür vermiş ederim olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, bilgilerinize sağlık diyoruz ve programımızın sonuna geldik. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, Levent Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.